Kanka. Ne yapıyorsun anneciğim? Kasalım. Aa, T-Rex'lerinle mi oynuyorsun? Bu yeni. Bu da Aa. eskidi. Aa, o eski daha önce aldığımız. Evet. Aferin anne. Bu da yeni. O da yeni T-Rex. Benim Evet. karnım çok acıktı. Karnın mı acıktı? Evet. Aa. E ne yesek? Süper kahraman yemeği. Süper kahraman yemeği mi? Evet. Aa, nerede ki o yemek öyle? Gel. Geleyim mi? Öyle bir yemek mi var? Koş bakalım göster anneciğim bana. Aa, süper kahramanlar yemeği varmış arkadaşlar. Anneciğim, yediğimizde süper kahraman mı oluyoruz? Nasıl oluyor? Nerede anneciğim? İşte şurada. Aa, bu süper kahraman yemeği mi? Ha, karnabahar süper kahraman. Oradan bir çağrışım anladım. Bunu mu yiyeceğiz yani? Çiçek yemeği yediğinde süper kahraman mı oluyorsun yani? Efendim anneciğim. Batman Batman mi olacağız bunu yiyince? Allah Allah. Karnabahar dedik, süper kahraman çıktı. Hadi bakalım. Heh, Superman mi yoksa? Yoksa Spiderman mi? Hadi bakalım. O zaman yapıp hemen yiyelim bence Yankı. Ne dersin? Batman mi olacağız, Superman mi? Hadi bakalım yapalım yiyelim. Yankı. Yemeğimiz pişti. Gel göstereyim bak, çok güzel. Tabii ki. Gel anneciğim, gel görelim bakalım. Çiçek yemeği arkadaşlar. Anne, ben bunlarla tren yapıyordum. Evet, tren yapıyordu ama şimdi bir yemeğimizi görelim bence. Ne dersin Yankı? İşte burada yemeğimiz arkadaşlar. Biz süper kahramanların yemeğini yiyeceğiz. Yani karnabahar mıydı? Karnabahar mıydı Yankı? Neydi? Süper kahraman. Süper kahraman. Biz karnabahara süper kahraman diyoruz. Çiçek yemeği aynı zamanda. Değil mi? Baksana çiçeklere. Hadi bakalım, mis gibi kokuyor. Hadi yiyelim. Koklasana. Koklayayım mı? Oh, mis gibi. Sen de kokla anneciğim bir. Oh, mis gibi değil mi? Anneciğim, karnabahar. Hadi bakalım, çiçekler var. Ekmeğimizi götürüyoruz. Yanka ekmeğimizi götürsün. Hadi koyalım anneciğim hemen masamıza. Yemeğimizi getireceğiz şimdi de. Evet, ben yedireceğim Yankı'ya. Koy bakalım anneciğim. Yapıyordum. Aa, tren yapıyormuş Yankı orada. Hadi gel anneciğim, yemeğimizi de alalım şimdi. Yemeğimizi de alalım. Sana ben kaşığını da vereyim Yankı. Kaşığını sen götür, olur mu? Kaşığını Yankı götürsün. Evet, ben de yemeği getireyim. Çünkü üstümüze dökeriz falan, değil mi? O yüzden ben getiriyorum. Evet arkadaşlar. Ay, yemeğimiz geliyor işte. Ay. Ay, ne oldu? Ya dökülmesin dedik. Ben döktüm bu sefer de. Yankı baksana ne oldu ellerime. Yemeği döktüm. Eyvah arkadaşlar, şurayı bir silelim. Ondan sonra ellerimi bir sileyim. Ondan sonra devam edelim. Tamam mı? Oraya da döküldü değil mi? Arkadaşlar, halıya dökülmedi ama. Evet. Hadi bakalım yemeğimizi yiyeceğiz. Olur böyle şeyler Yankıcığım. Olabilir. Değil mi? Evet, minicik. Yankıcığım. Ne yapıyorsun? Hazır mıyız? Evet. Yemek yemeye hazır mıyız? Evet. Çok heyecanlıyız arkadaşlar. Evet. Mevsim sebzelerinden karnabahar yiyoruz. Bir tane mi? Hadi onu da koy bakalım o zaman. Yankı bir yandan da tren yapıyor arkadaşlar. Minik baloncuk oyunumuz vardı bizim. Onunla. Evet. Şöyle de yemeği şöyle karıştırıyoruz değil mi anneciğim? Küçültüyoruz. Çünkü bunlar nasıl sığsın ağzımıza başka türlü değil mi? Yankıcığım. Yoksa sığmaz ağzımıza. Evet. Ekmekler de var. Evet. Ekmek de koyduk. Çünkü daha doyurucu olsun. Daha böyle besin değeri fazla olsun istedik. Efendim anneciğim. Batman mı şifa eder mi? Yoksa Ne olacağız? Batman mi olacağız? Superman mi olacağız? Bakalım Yankı. Yoksa Spiderman mi? Evet, bakalım ne olacağız? Bakalım ne olacak Yankı? Bayağı küçülttük ama Yankı. Oo, Yankı bunu yiyebilir mi acaba? Arkadaşlar bayağı da çok. Efendim anneciğim. Anne, ben bir gün çıkmadım. Nereye? Ben anne. Şarkı söylemeye çıkmadın, değil mi? Evet.
Çıktın ama söylemedin aslında. Çıktın aslında. Anne ama neden karanlık? Evet, perdenin arkası karanlık olduğu için. Evet arkadaşlar. Neden karanlık perdenin arkası? İşte anneciğim öyle oluyor. Yani öyle oluyor. Gerçekten de öyle. Nereye gidersek gidelim öyle. Arkadaşlar çok heyecanlıyız. İlk kaşığımız geliyor. Anne bak. Evet, Yankı'nın treni de çok güzel. Anne çok hızlısın ama. Ne yapayım? Çok hızlısın. Çok uzun mu? Çok upuzun. Ha evet, çok upuzun. Evet. Bakar mısınız nereden başlıyor, nerede bitiyor? Burada bitiyor mesela. Orada bitiyor mesela. Sarıda bitiyor. Maviden başlıyor ve sarıda bitiyor arkadaşlar. Burada başlıyor, burada bitiyor. Evet. Yemek biraz sıcak olduğu için üflüyorum. Anne. Ve çok çok güzelmiş. Çok güzel bir yemek anne, hem de. Anne, süpermeden mi yoksa yoksa Batman mi yoksa Süpermen mi? Süpermen mi, Batman mi? Süpermen. Evet. Bakalım hangisi? Hangisi olacak? Hangisi olacak bilmiyorum ki. Hop. Yiyoruz şimdi. Bakalım arkadaşlar, bu süper kahramanların yemeği demiştik ya. Acaba biz hangi süper kahraman olacağız şimdi bunu yediğimiz zaman? Çünkü çok lezzetli bir yemek. Kesinlikle annelerinize yaptırın ki zaten anneleriniz kesinlikle bunu yapıyorlardır. Ama yiyin arkadaşlar, öyle diyelim yani. Bol bol yemeniz lazım. Değil mi? Çok sağlıklı değil mi Yankı? Hem çok sağlıklı hem çok kuvvetli. Yani çok güçlü oluruz. Oyunlarımızı hiç yorulmadan oynarız. Derslerimizi çok kolaylıkla anlarız. Değil mi? Hiçbir şey zor gelmez o zaman bize. Çünkü çok güçlü olmuş oluruz. Anne. Efendim anneciğim. Anne nasıl çıkmadım? Nasıl çık? Ha bugün mü? Evet. Evet arkadaşlar, bugün 10 Kasım töreni vardı. Anne ama şimdi yine gece oldu. Gidemem sabah. Ama şimdi gece oldu yine. Şimdi yarın söylerim. İşte yarın anneciğim, artık yarın 10 Kasım olmadığı için, yani başka bir tören olmayacağı için, artık 24 Kasım'da belki öğretmenler günü için tören düzenlenirse orada söylersin şarkı, olur mu? Ama şimdi yine gece oldu. Bence öyle yapabiliriz. Evet, şu an gece oldu zaten ve 10 Kasım'da geçti. Evet. Hadi bakalım ikinci kaşığımızı. Anne böyle yapıyorduk aslında. Ne öyle yapacaktınız ama olmadı işte. Yani Yankı'cığım yaklaş istersen, üzerine dökülmesin anneciğim. Masaya doğru yaklaşıyoruz ve Yankı, bakalım hangi süper kahramana dönüşecek? Yani süper kahramana dönüşecek derken birdenbire böyle Batman gibi uçmayacağız, Süpermen gibi uçmayacağız mesela, değil mi? Ama çok güçlü olacağız. Onlar nasıl güçlüyse biz de çok güçlü olacağız. Evet, bizim buna süper kahramanlar yemeği dememizin nedeni de arkadaşlar, onu da açıklayalım. Bu yemeğin adı, yani bu sebzenin adı karnabahar. Az önce, biraz önce de görmüştünüz, pişmeden de göstermiştik. Çiçeğe benziyor. Koskocaman bembeyaz bir çiçeğe benziyor değil mi Yankı? Hı. Pişirdiğimizde de çok lezzetli bir yemek haline dönüştü. Anne bak. Evet anneciğim, bizim baloncuk makinemiz var arkadaşlar, biliyor musunuz? İşte bu balonları onunla şişirdik biz. Bunlar da şişmeyenler. Şişmeyenler. Evet. Şişmiyor mu bunlar? Hayır, şişirmek istersek şişirebiliriz anneciğim. İstersen şişiririz. Onları da şişiririz değil mi? Hep birlikte oynarız sonra. Bir sürü şişirdik zaten değil mi biraz önce? Rengarenk. Evet arkadaşlar. Yankı. Yemek nasıl? Yemek neye benziyordu Yankı? Çiçeğe mi benziyordu? Koskocaman bembeyaz bir çiçeğe benziyordu. Evet, yemek yiyoruz ve yemek yerken konuşulmuyordu değil mi Yankı? O yüzden konuşmuyor. Evet. Hadi bakalım. Çok sevdik arkadaşlar biz bu yemeği, bayıldık. Yankı bebekliğinden beri bu yemeği çok seviyor. Çok severek yiyor. O yüzden bu kadar çabucak büyüdü. Anne. Hı? Böyle dik dik dik
peki lastikler vardı. Nerede lastikler vardı? Eşya bunları. Ha evet. Onlardan biz bunların gözünü falan yapabiliyorduk. Aynı zamanda bu balonları biz oyuncağa dönüştürebiliyoruz. Biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bu balonları biz böyle üst üste koyduğumuzda böyle işte mesela kafası ya da gövdesi şuysa mesela buraya gözler, şuraya kuyruk, ayaklar. Değil mi anneciğim? Yapabiliyoruz. Ben sadece göstermek istedim Yankıcığım. Sen istediğin gibi oynayabilirsin. Evet arkadaşlar, yemeğimiz azalmaya başladı. Değil mi anneciğim? Yemeğimiz bayağı bir azaldı. Evet. Şimdi Yankı'nın bu yemeği bitirip şu tabağı bomboş göstereceğiz birazdan arkadaşlar size. Acaba gösterebilecek miyiz Yankı? Tabak bomboş olacak birazdan. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördünüz mü? Süper kahraman olmaya çok az kaldı galiba. Neredeyse bitti. Neredeyse bitti. Bakar mısınız arkadaşlar? Burası bitti. Burası bitti. Şurası da boşaldı. Gördünüz mü? İşte biraz daha var. Gerçi bıraksak bile ben çok fazla koyduğum için aslında çok da şey değilim yani. İlla bitirsin falan da değilim o kadar. Ama... Çünkü bayağı bir fazlaydı. Ama ağzındakini yemedi. Evet, ağzındakini çok çabuk bitiriyoruz. Bitirmeden diğerini yemiyoruz tabii ki haliyle. Hadi bakalım. Ama şimdi bitirdik. Şimdi bitirdik. Artık ağzımız boş. Evet. Eyvah. Yankı ya. Bravo. Bravo Yankıcığım. Arkadaşlar gördünüz mü? Evet. Bu arada anneciğim, bu yemeği yiyince ne oluyor? Çok güçleniyoruz değil mi? C vitamini aynı zamanda arkadaşlar, hasta da olmuyoruz. Ya C vitamini deposuymuş. Metabolizmayı hızlandırıyormuş mesela. O yüzden de çok hareketli olabiliyormuşuz. Değil mi? Çabuk yorulmuyoruz. Değil mi? Vücudumuz tıkır tıkır çalışıyormuş. Evet anneciğim. Çok da faydaları varmış. Özellikle suyu arkadaşlar. Suyu da çok faydalıymış biliyor musunuz? Ya. Hadi bakalım. Hadi anneciğim. Ağzımızdakini çabuk çabuk yiyoruz ama. Çok da geciktirmiyoruz. Çünkü niye biliyor musunuz arkadaşlar? Ağzımızda çok uzun süre bekletirsek hem tadı bozulur hem de ne olur biliyor musunuz? Burada bekleyen yemek de soğur. O zaman da eski tadını alamayız. Değil mi? İlk tadını alamayız öyle olursa. Öyle değil mi Yankıcığım? O zaman bitirelim mi ağzımızdakini? Hemen çabucak bitirelim mi? Hadi. Evet, yemek yerken konuşmuyoruz diye. Sadece kafa sallıyoruz. Evet arkadaşlar. İşte birazdan inşallah bu tabağı boş göreceğiz. Birazdan çok az kaldı. Azıcık kaldı ama birazcık da bırakabiliriz belki. Gerçekten çok fazla, çok doluydu tabağımız. Çok fazla yemeğimiz vardı içinde. Yani minicik de kalsa o da çok problem değil. Sonuçta vitaminini her türlü yemiş olduk. Gerçekten o vitaminini almış olduk. O yüzden arkadaşlar siz de anneniz böyle sağlıklı yiyecekler pişirdiğinde lütfen yiyin olur mu? Yesinler değil mi anneciğim? Çok güçlenirler çünkü. Çok sağlıklı olurlar. Çabuk yorulmazlar. Oyunlarını çok güzel anlarlar ve çok güzel oynayabilirler. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Birazdan boş tabağı göreceğiz inşallah. Evet arkadaşlar. Son yudumunu diyecektik. Ama son yudumu değil tabii Yankı'nın. Bayağı bir doydu. Bakar mısınız? Oo, göbüş şişti galiba Yankı. Şişti mi annem? Evet, yemeğimiz bu kadar kaldı. Evet, dediğimiz gibi çok koymuştuk. Ve Yankı da işte çok uzun zamandan beri bu yemeği yemiyordu galiba, değil mi Yankıcığım? O yüzden de biraz artık zorlanmaya başladık. Şiştik iyice, daha devam edemeyeceğiz yani. Ama çok yedik, bakar mısınız? Bomboş kaldı neredeyse tabak. Yani yarısından fazlasını yedik. Çünkü çok tepelemeydi arkadaşlar. Şöyle gösterecek olursam, şöyle az bir kısım kaldı. Yankıcığım, sonra yiyelim artık olur mu?
Geri kalan kısmını da sonra yeriz artık. Baksanız arkadaşlar, göbüş iyice böyle tombikledi Yankı. Göbüş şişti. Hadi bakalım. Siz de arkadaşlar annenizin yaptığı böyle faydalı bütün besinleri tüketin, olur mu? Hadi bakalım. Bay bay. Bay bay diyelim mi anneciğim? Bay bay arkadaşlar. Sevdin mi anneciğim yemeği? Çok mu güzel? Ya. Hadi bakalım, bay bay arkadaşlar.